Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Nigar Çetin Arslan. 2015 yılından bu yana Çınar Gümrük Müşavirliği bünyesinde olan Evliya Çelebi Nakliyat şirketinde çalışmaktayım. Biz gümrüklerden yurt içi nakliyeler yapmaktayız. Bu işlemlerin muhasebe işlemlerini takip ediyorum. Peki kaç yıldır muhasebe işindesiniz ya da daha önce muhasebe işinde mi çalışıyordunuz? Aynı sektörde çalışıyordunuz. Bu işe nasıl bulaştınız? Daha önce hukuk bürosunda çalışıyordum. Bir 5 yıl hukuk bürosu tecrübem oldu. Orada icra takibi yapıyorduk ve tahsilat işlerimiz oluyordu. Buraya tesadüfen bir akrabam aracılığıyla vesile oldu ve iş görüşmesine geldim. Alındım. Muhasebeyle alakalı çok bir bilgim yoktu. Fakat kendimi geliştirerek şu an Evliya Çelebi Nakliyat'ın muhasebe işlerine hakim durumdayım. Peki evli misiniz? Nerelisiniz? Eşiniz nereli? 6 yıllık evliyim. Kendim Balıkesirliyim. Doğma büyüme Balıkesir'de yetiştim. 18 yaşında İstanbul'a geldim okuma amaçlı. Okuduktan sonra da burada iş bulup çalışmaya başladık. Eşim Sivaslı. Eşim de muhasebeci bu arada. Muhasebeyi biraz daha çabuk kavrama nedenim biraz da eşimin verdiği destektir. Bu işi severek yapıyorsunuz sanırım. Evet, çok şükür işimi çok seviyorum. Bizim işimizin gümrük olsun, nakliye olsun zor yanları çok fazla. Bazen insanı bunaltan yanları da oluyor. Ama sürekli aktif bir işte olmak, sürekli bir şeyler öğrenerek bir iş yapmak insanı durağanlıktan kurtarıyor. Mesela örnek vereyim. Daha önceki ofisimde de mutlu çalışan bir insandım. Ama hep aynı şeyleri yapmak, sürekli aynı şeyleri yapmak insana hiçbir şey katmıyor. Burada işimiz gereği sürekli bir şeyler öğrenmek zorunda kalıyoruz. Hani öğrenmezsek geriye düşüyoruz. Bu yüzden şu an yaptığım işi çok seviyorum. Beni durağan bir noktada bırakmıyor. Şu anda lojistik ve nakliyat sektöründesiniz. Bu mesleğin geleceğini görüyor musunuz? Bu mesleğin geleceği nedir? Öngörünüz nedir? Ya ben bu şirkete girmeden önce lojistik nedir bilmezdim açıkçası. Ama burada gördüm ki lojistik sektörü ölmeyecek bir sektör. Çünkü hep ihtiyaç olan bir sektör. Yani bir sağlık kadar olmasa bile düşünüyorum. Bu ithalat ve ihracat işlemleri sürdükçe, ülkeler arasındaki bu ticaret sürdükçe gümrük işi, nakliye işi, lojistik işi devam etmek zorunda. Yeri gelir, hani dijitalleşme olur, insana ihtiyaç daha az kalır. Bu gibi noktalarda değişimler olabilir ama lojistik sektörü ölmeyecek bir sektör gibi görüyorum ben. Zaten devlet lojistik sektöründe de artık dijitalleşmeye geçiyor. Tıpkı gümrük müşteri sektöründe olduğu gibi dün yapılan kağıt üzerine yapılanlar artık dijital ortamda yapılıyor. Sistem değişiyor. Siz Evliya Çelebi Nakliyat olarak bu sisteme ayak uydurabilecek misiniz? Biz sisteme ayak uydurmak için öncelikle gerekli tüm yatırımımızı 2016 yılında yaptık. Yaptığımız işleri bilgisayar ortamına aktarmak için biz nakliye programı geliştirdik. Bununla alakalı gerekli çalışmalarımızı yaptık. Şu an hala da dört dörtlük değiliz ama elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu iş dijitalleştikçe biz de kendimizi ona göre geliştireceğiz inşallah. Peki son olarak bu mesleği icra eden meslektaşlarınıza ne gibi öneriler, tavsiyeleriniz olur? Bizim sektörde gördüğüm, gözlemlediğim çok fazla kurumsal olmayan firmalar var. Bunlar hem hizmetin kalitesini düşürüyor, hem müşterilerimizin güvenini sarsıyor. Biz yeni bir müşteriyle anlaşma yoluna gittiğimizde en büyük yaşadığımız sorun güven sorunu. O yüzden hani sektördeki arkadaşlara en büyük temennim müşterinizin güveninizi sarsmayın. Müşterinizin güvenini sarsmayın. En büyük temennim ve uyarım budur. Peki teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun.